Evet, OECD'nin araştırması sonunda görünen o ki Avusturya kamuoyu bu araştırmayı enine boyuna irdeleyecek ve suçlu arayacak. Alev Korun'un da söylediği gibi, Milli Eğitim Bakanı Bayan Gehler'in söylediği gibi yabancı kökenli öğrenciler bu oranı arttırmıyormuş. Bu da istatistiklerle, çok ciddi bir kurumun istatistikleriyle ortaya çıkmış oldu. Biz de Avusturya'nın başkenti Viyana'daki 11. bölgede bulunan Ütopya kafeye gittik ve oradaki gençlerimize bu araştırmayla ilgili görüşlerini sorduk efendim. Bu hafta Gökkuşağı'nda Türk gençlerinin görüşlerine yer vereceğiz. Bakalım Türk gençleri gelecekleri hakkında, okulları hakkında ne düşünüyorlar? PISA'nın yaptığı araştırmadan haberiniz var. Bu araştırma hakkında neler düşünüyorsunuz? Yani ben kendi açımdan söyleyeyim. Ben ikinci sınıf Fatih'deyken bizim sınıfa da geldiler, yani sordular. Direkt kimseye sormadılar kim yapmak istiyor. Seçiyorlar kim denk gelirse, yani öyle bir en başarılı seçmiyorlar. Kim denk gelirse. O hakkında bir de duyduğum kadarıyla Avusturya bu sene çok gerilerden. Ne anlamda, yani neden böyle olduğunu ben de bilmiyorum. Peki bunun suçlusu, yani bu ortalamanın düşmesini sağlayan yurt dışından gelen öğrenciler mi, yoksa Avusturya'nın kendi öğrencileri mi bu konu Benim hakkında? düşüncem, Avusturya'nın kendi bildiğim sistemi fazla değer vermiyorlar gibime geliyor bana yani. İnsan yurt dışından gelebilir, sorun değil, ama illa onun PISA'ya katılacak diye bir şey yok yani. Avusturya'nın kendi öğrencileri de katıldığı zaman yani bildiğim şeyle alakası var benim bildiğim. Okulumu yeni bitirdim. Anaokulu öğretmenliğine başladım ama henüz çalışmıyorum. Peki, ne düşünüyorsun gelecekte? Gelecek hakkında? Gelecek hakkında. Yani Viyana'da pek güzel değil. Yani pek yaşayabileceğimi sanmıyorum. Ben zaten hani daha ilerisinde İzmir'e taşınmayı düşünüyorum ama hayırlısı. Peki, doğma büyüme buralı mısın? Doğma büyüme buralıyım, evet. Yani burada doğdum, burada büyüdüm ama Viyana hiçbir zaman hoşuma gitmedi. Ama Viyana'sız da yapamıyorum işte, öyle bir şey var. Hayır, işten çıktı, okulu bıraktığımda direkt o işi buldum. Peki ilerisi için düşünceleriniz nelerdir? Mesleğimi bitirmek önce, sonra da ehliyet yapmak. Sizi tanıyabilir miyiz? Merhaba, ben Ercan Ulusoy. 18 yaşındayım. Peki okuyor musunuz? Hayır, okulu bıraktım. Karneyi olmadığı için iş bulmaya çabalıyorum. Sonra geleceğimi ehliyet yapmak istiyorum. Peki iş bulmak için herhangi bir çabanız var mı? Bir kursa gidiyor musunuz? Hayır, kursa gittim. Kursu bıraktım artık. Şimdiki yani iş arıyorum. İş bulduk mu? Yani ehliyet yapmaya çabalıyorum. Şimdi yani bu zamanlarda büyük okulu okuma lazım. Yani bu zamanlarda iş aramak zor. Yani çalışıyorum abi. İnşaattayım, kalıp. Vay vay vay. Okuyacağım, zengin olacağım. Kafamda zengin olmak var. Farklı planlarınız var mı? Okula tekrar geri dönmek Yok abi. Böyle daha iyi. Okumak isteyenler bence devam okusun yani. Çalışmakla aslında bir yere varılmıyor. Ya meslek yapmak lazım ya da okumak lazım. Ya kafasını çalıştıran işte ilerliyor, çalıştırmayan da hep geride kalıyor. Zengin olan zengin olarak devam ediyor, fakir de fakir olarak kalıyor zaten. Ya dışarıda fazla gezmek iyi değil. Her zaman evde olmak, çalışmak, derslerine falan dikkat etmek daha güzel bir şey bence. Ben burada doğup büyüme değilim. O yüzden avantajımız çok artıyor. Yani iş tecrübesi de olmadığından mecbur, yani burada kesin mecbur okuması lazım. Yani o yüzden hem okuyup hem aile destek ya da harçlık amacı çalışmaya çalışıyorum. Yani. İnşallah iyi olur. Gençlerimizin düşüncesi de böyleydi. Sevgili seyirciler, bu 2011'in birinci gününde